Bilim ve Teknoloji Söyleşileri programımızdan herkese merhabalar. Güncel bilim konularını konuştuğumuz, alanında uzman akademisyenlerimizin bilimsel ve teknolojik çalışmalarını ele aldığımız programımızın bugünkü konuğu, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Profesör Doktor Hatice Köse. Hocamız lisans, yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde tamamlamıştır. 2010 yılından bugüne üniversitemizde bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Hoş geldiniz Hatice Hocam, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hocam, engelli çocuklar için yapay zeka tabanlı yardımcı sistemler geliştirmesi başlıklı Good Practice 2023 yılında ilk kez verilen ELISA çeşitlilik ödülünün sahibi oldunuz. Öncelikle tekrar tebrik ederiz. Çok teşekkürler. Türkiye koordinatörlüğünü üstlendiğiniz Tech Toys projesi de uluslararası destek kazandı. Türkçeden Türk işaret diline çeviri ve animasyon ile gösterim sistemi ve yöntemi başlıklı bir buluşunuzda patent aldı. Bunlar doğrultusunda size birkaç soru yöneltmek istiyorum. İlk olarak işitme engelli ve otistik çocukların sosyal ve bilişsel gelişimini artırmak üzere çalışmalarınızda insan-robot etkileşimini inceliyorsunuz. Bu amaçla kullanılan robotları sosyal robot kavramıyla ifade ediyorsunuz. Peki bu yardımcı terapi robotlarını birkaç örnekle bize tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Kendi kullandığımız robotlardan birkaç örnek verebilirim. Öncelikle bizim ilk çalıştığımız robotumuz Now robotlardı. Bu robotlarla çocuklara, işitme engel çocuklara işaret dili öğrettik. Robot hem işaret dili öğretti hem de yapılan işaret dilini anladı. Bu bakımdan aslında dünyadaki ilk işaret dili öğretebilen robot platformu geliştirmiş olduk. Merhaba, ben Bedir. İTÜ'ye hoş geldiniz. Ben bir yardımcı odoloji robotuyum. Bilişsel ve sosyal yeteneklere sahip bir robot olarak çocuklar için geliştirildim. Duygularınızı anlayabiliyorum ve duygularımı gösterebiliyorum. Mesela şimdi mutluyum. Mesela şimdi biraz utangacım. Halihazırda kullandığımız Pepper robotumuz var. Pepper insansı robotu. Bu robot da yine işitme engelli çocuklara hastanelerde işitsel testlerinde yardımcı olmak üzere bizim tarafımızdan geliştirildi. Donanımı Pepper robot ama üzerindeki tüm yazılım ve yapay zeka modülleri tarafımızdan geliştirildi. Ve bu robot da aslında dünyadaki ilk odyoloji hastane robotu olma özelliğine sahip. Robot hem çocukların işitsel testlerini yaparken hem de çocukların duygu durumlarını ve streslerini anlama özelliğine sahip. Bunun için de yapay zeka modülleri kullanıyor. Ve son olarak kullandığımız Kaspar robotumuz var. Bu da insansı bir robot. Bu robotla da MBOA projesinde, yine uluslararası bir proje olan MBOA projesinde çalıştık. Bu robot da otizmli çocuklarla terapi seansları yaptı. Ve bu terapi seanslarında da yine çocukların duygu durumlarını ve streslerini yapay zeka modülleriyle tanımaya çalıştık. Burada amacımız şuydu, çocukların strese girdiği ya da olumsuz duyguya girdiği alanları tespit edip terapiste, aileye, öğretmene yardımcı olmak için bir geri bildirim vermek ve bu tür insanlarla çalışan, İnsanlara yardımcı robotik sistemlerin insanların ihtiyaçlarına ve duygu durumlarına göre de adapte olabilmesini sağlamak. Bu şekilde çünkü daha iyi, daha yardımcı davranışlarda bulunabilirler. Tasarladığınız sosyal robotlar diğer robotlarla kıyaslandığında yapay zeka ve oyunlaştırma bakımından nasıl farklılıklar taşıyor? Biz kullandığımız robotlarda mutlaka donanım dışarıdan gelse bile yazılımı kendimiz geliştiriyoruz ve özellikle çocuklarla çalıştığımız için de bu robotların üzerine ekstra sensörlerle çocukların güvenliğini sağlayıcı bir takım unsurlar yerleştiriyoruz. Bu robotlarda amaç insanı anlamaları ve buna uygun davranışta bulunmaları. Her iki koşul içinde mutlaka yapay zeka tabanlı uygulamalar kullanıyoruz. Bunu da kendimiz geliştiriyoruz. Bu İTÜ'de bir araştırma laboratuvarımız var. Bilişsel ve sosyal robotik laboratuvarına sahibiz. Buradaki öğrencilerimiz her alanda mutlaka derin öğrenme ve yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştiriyorlar. Sensörlerle çocuklardan aldıkları verileri işleyip çocukların davranışlarını, motivasyonlarını,
ya da duygu durumlarını anlamaya çalışıyorlar. Bunu da sosyal robotun üzerine ekliyorlar. Peki oyunlaştırma bunun neresinde? Bizim hiçbir zaman sistemlerimiz didaktik olmuyor. Çünkü çocuklar bu şekilde davranan, işte öğretmen gibi davranan didaktik bir sisteme çok iyi tepki vermiyorlar. Onun yerine oyunlaştırma kullanıyoruz, ciddi oyunlar kullanıyoruz. Bunu hem veri toplamak için yapıyoruz hem de robotun çocuk tarafından daha iyi benimsenmesi, daha doğal karşılanması için kullanıyoruz. Bu amaçla da çocuk ve robot arasında etkileşim oyunları geliştiriyoruz. Bunu kullanmayan sistemler dünyada da çok başarılı olmuyor. Ne kadar iyi bir sistem geliştirirlerse geliştirsinler, insanlardan aldıkları geri bildirim çok olumlu olmayabiliyor. Bir de tabii şunu eklemek istiyorum. Bizim tüm robotlarımız otonom olarak çalışma özelliğine sahip. Ancak özellikle engelli çocuklarla çalışıyorsak mutlaka bir insan unsuru orada güvenliği sağlamak için bulunuyor. Robotun hareketinde bir hata olursa diye mutlaka müdahale etmek için bir araştırmacımız ya da terapistimiz burada bulunuyor. Buna da aslında insan-robot etkileşiminde Wizard of Oz tekniği diyoruz. Yani Oz büyücüsü tekniği diyoruz. Mutlaka özellikle çocuklarla çalışırken bir güvenlik sağlayıcı insanın orada bulunması gerekiyor robota gerektiğine müdahale edebilmek için. Peki hocam, şu an şimdi hepimizin çokça merak ettiği bir soru sormak istiyorum. Çok fazla yapay zeka ve robotların dünyamızı ele geçireceği konusunda distopik bir düşünce var. Bu konudaki sizin yorumlarınız neler? Robotlar dünyayı ne zaman istila edecekler hocam? Ben cümle hep şöyle başlıyorum galiba. Hayatımın yarısı, hatta yarısından fazlası bir zamanda robotlarla ve yapay zeka ile çalıştım. Ve ilk günlerden beri de sürekli bu soru soruluyor. İşte robotlar dünyayı ele geçirecek mi? İşte ben cevap verince şey diyorlar, hocam siz çok iyi niyetlisiniz ama ele geçirecekler şeklinde insanlarda bir korku var. Şimdi öncelikle şu var, bir robot niye dünyayı ele geçirsin ya da bir yapay zeka sistemi dünyayı niye ele geçirsin? Bunun için motivasyonu yok bir. İkincisi, çok uzun bir sürede bunu yapacak yeteneği olmayacak. Ama insanlar bu tür sistemleri kullanarak bizlere zarar verebilir. Bu her zaman olası bir şey. Hani yapay zekaya ya da robotlara gitmeye gerek yok. Elinizdeki telefon, yani hepimizin çok sevdiği cep telefonu aslında çok tehlikeli bir alet bunun için. Bunu kullanarak bile dünyayı ele geçirebilirsiniz. Ama hani şeyden korkulmaması gerekiyor. Yani robotlar inisiyatif aldığında ya da robotlar kendilerini üretmeye başladıklarında ya da yapay zeka size cevap vermeye başladığında bundan aslında korkulmaması gerekiyor. Bu da aslında bizim istediğimiz bir gelişme. Belki hani insanoğlu bilinmeyenden korkuyor. Belki daha çok insanları eğittikçe, bu konular hakkında bilgi sahibi yaptıkça belki bu korku da azalacak diye ümit ediyorum. Yoksa daha çok ne zaman sizinle karşılaşsak bu soruyu duyacağım gibi geliyor. Teşekkür ederiz hocam, içimizi rahatlattınız. İTÜ'nün tasarladığınız sosyal robotları geliştirmenizde sağladığı katkıları ve çalışmalarınızın Türk akademi dünyası ve İTÜ'ye olan etkileri neler oldu? Bunlardan bahseder misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ben 10 yıldan fazla bir zamandır sanıyorum İTÜ'deyim ve ilk geldiğim zamandan beri üniversitem her zaman bana destek oldu. Robotik çok zor bir uğraş alanı ve pahalı bir uğraş alanı. Çalışmak için hani o dönemdeki en teknolojik üstünlüğe sahip robotu almanız gerekiyor. Laboratuvarınızın olması gerekiyor, öğrencilerinizin olması gerekiyor, çalışma alanınızın olması gerekiyor. Mesela bugüne kadar ben büyük bir ihtimalle 250-300 ya da daha fazla çocukla çalıştım. Ve bunların hepsini de biz aslında İTÜ'deki ofisimizde ve laboratuvarlarımızda yaptık. Ve üniversitem her zaman bana çok destek oldu. Hani hem maddi bakımdan hem manevi bakımdan. Bu yüzden de buralara kadar geldik. Bundan dolayı da üniversiteme çok müteşekkirim. Peki bizim çalışmalarımızın ne katkısı var? Öncelikle bence bizim çalışmalarımız mühendislik hani sadece teknik bir unsurdur ve insana ait bir yön barındırmazı yıktı diye düşünüyorum.
Çünkü bizim çalışmalarımız insan odaklı. Biz insan için üretiyoruz. İnsanların, mesela engelli bireylerin, onların ailelerinin, sevdiklerinin, eğitimcilerin ya da sağlık alanında çalışanların çeşitli sorunları var. Teknolojinin dokunuşuyla çözülebilecek sorunlar ama onlar teknolojiden uzak oldukları için bu sorun çözümlere ulaşamıyorlar. Biz de çalışmalarımızda bunu aslında gaye edindik. Yani elimizdeki know-how'ı, tecrübeyi, eğitimi biz insanların hayatlarını daha kolaylaştırmak için kullanalım dedik. Ve bence bu konuda da yani bizden sonra gelecek nesillere de bir yol açtığımızı düşünüyorum. Çünkü özellikle genç araştırmacılar her zaman gelip işte sizden çok ilham aldık. İşte biz de engelli çocuklar için ya da engelli bireyler için ya da yaşlılar için bunları üretmek istiyoruz diyorlar. Yapay zeka kullanmak istiyoruz. Ya da mesela özel eğitimciler daha çok robot kullanıyorlar artık çalışmalarında. Ve bunu görmek de çok güzel bir şey. Bu konudaki çalışmalarında artarak devam etmesini umuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Başarılarınızın devamını dileriz. Sevgili izleyiciler, bugün İTÜ Bilim ve Teknoloji Söyleşilerinde Profesör Doktor Hatice Köse hocamızı ağırladık. Kendisi bizlere tasarladığı sosyal robotlardan ve bu alanda yaptığı bilimsel çalışmalardan bahsetti. Kendisine ve siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.